Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine işinize yarayacağını düşündüğüm bir bilgiyle karşınızdayım. Kümesinizden herhangi bir canlı hayvanı kargoya ve otobüs şirketlerine nasıl hazırlarız? Bunu uygulamalı olarak sizlerle paylaşacağım. Biraz ortalık karıştı. Bu arada izlemiş olduğunuz bütün hayvanlarıma koskocaman bir maşallah bekliyorum. Bu konunun sizler için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizler de benim gibi hobi yapıyorsunuz ama kendiliğinden hayvanlarınız çoğalabiliyor. Fazla olan hayvanlarınızı dışarıdan şehir dışına satabiliyorsunuz. Böylelikle herhangi bir otobüs firmasına hazırlamış olduğunuz kutuyu teslim ediyorsunuz. Birçok insan yanlış kutulama yaptığı için yolda hayvanlar ölüyor. Özellikle ve özellikle yaz aylarında yolda ölüm çok gerçekleşiyor. Bunun sebeplerini de sizlerle paylaşacağım. Hangi saatler arasında kargo gönderilmeli onu da sizlerle paylaşacağım. Hep beraber bugün kümesinden iki hayvanı e, Diyarbakır'dan bir arkadaşa sahiplendirdim. Onun kolisini hazırlarken sizlere de faydam olsun diye bu videoyu çekme gereği duydum. Şimdi uygulamaya geçmeden önce bu videoyu izleyen bütün arkadaşlardan ricam videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Şimdi hazırlayacağımız kutuyu, ebatını, ölçülerini sizlerle paylaşmak için odama geçiyorum. Benim elimde böyle bir kutu vardı arkadaşlar katlanmış şekilde duruyordu. Bu kutumu hazır hale getireyim videoya devam edeyim. Evet öncelikle kutumuzun zeminini iyice bantlamanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi sağlam bir şekilde ben bantladım. Hayvanlarınızı otobüsle gönderirken dikkat etmeniz gereken şey Kaç tane hayvanı nasıl bir kutuya koyacağımızdan emin olmak. Böyle bir kutuya normalde 2 tane köy tavuğu sığabilir. Ama büyük ırk hayvanları böyle bir kutuya koyamazsınız. Ben minyatür yani küçük ırk hayvanlar beslediğim için yine de bu şekilde büyük bir kutu kullanıyorum. Bunun içerisine iki tane hayvan hatta 3 tane hayvan rahatlıkla sığar ve rahatlıkla yolculuk yapabilir. Eğer siz köy tavuğu yollayacaksanız, köy horoz yollayacaksanız böyle bir kutuya sadece bir horoz bir tavuk sığar arkadaşlar. Kutumun yüksekliğini de göstereyim. Görmüş olduğunuz kutumuzun yüksekliği 40 santim. Bu kısmı 50 santim. Bu kısmı da 30 santim arkadaşlar. Detaylı olarak sizlere gösterdim. Bu kutunun içerisinde yaklaşık 10 tane civciv dahi gönderilebilir. Yarkı olarak da 5-6 tane gönderilebilir. Görmüş olduğunuz kutumuz bayağı kalın. Farz edelim ki sizin kutunuz bayağı bir ince. Ona da bir çözüm yapıyoruz. Başka bir kutudan parçalar alarak arkadaşlar şu şekilde destekliyoruz. Ve kutumuzu iki kat kalınlığa çıkarıyoruz. Bu önemli çünkü otobüs firmaları genelde sizin kutunuzun üzerine eşyalar koyduğu zaman kutu baskıya uğruyor, eğiliyor ve içindeki hayvanlar sıkışarak cam veriyor. Bu yüzden bunun olmaması için başka bir kutudan destek alarak kutunuzun kalınlığını ikiye çıkarabilirsiniz. Böylelikle hayvanlarınızın üstüne binen baskı kutu sayesinde engellenmiş olacak. Kutunuz ne kadar kalın olursa olsun arkadaşlar önemli olan bir hususta kutunuzun zeminini bu şekilde bırakmamak. Sizin kutunuzun zeminine herhangi bir kutudan yine bir parça alarak gördüğünüz gibi sabitlemek. Bu görmüş olduğunuz parça hayvanların altını kuru tutacak arkadaşlar. Zira o parçayı koymazsanız yolculuk eğer uzunsa mesela yakın şehirlere gönderiyorsanız yine koyun tabii ki. Ama böyle 12-13 saatlik uzun mesafeli yola gidecekse kesinlikle bu şekilde altına bir parça daha karton koyuyorsunuz. Nedenini hemen söyleyeyim. Hayvanlar yolculuk esnasında fazla sayıda pislik yapabilirler. Böylelikle fazla sayıda pislik kutunuzun zeminini çürütür arkadaşlar ve kutunuzun altı yırtılır. Teslim alacağınız zaman kutuyu şöyle kaldırdığınız zaman altı delinir ve bütün hayvanlarınız yere düşer ve böylelikle hayvanlarınızı yakalamak zorunda kalırsınız. Eğer minyatür ve uçabilen bir hayvan satın aldıysanız baya bir kaçacaktır. Onu yakalamak da çok zor olacaktır. Buna dikkat edelim. Kutumuzun altının çürümemesi için altına bir parça ekleyelim. Bu dediklerimin hepsini yaptıktan sonra kutumuzun her bir köşesine delikler açacağız. Ben hemen örnek olarak delikleri hazırlayayım sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar ben sizlere örnek olsun diye pencereleri açtım. Ee, görmüş olduğunuz pencereler hayvanların yolculuk esnasında oksijen ihtiyacını karşılamak için açıldı ve böylelikle sıcaklıktan çatlayıp ölmemiş olacak. Yaz aylarında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yaz aylarında Hayvanlarınızı otobüs şirketleriyle başka şehirlere yollayacaksanız kesinlikle gündüz yapmamanız gerekiyor. Akşam karanlığında yapmanız gerekiyor. Gündüz aşırı derecede sıcak olduğu için görmüş olduğunuz pencereleri açsanız dahi hayvanlar arabanın garaj kısmında olacak ve orada ölecekler. Ben kendim genelde yaz aylarında saat 9'dan sonra Kesinlikle otobüs şirketlerine veriyorum. Sizler de bu şekilde verirseniz kayıp yaşamazsınız arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yaz aylarında bastıra bastıra söylüyorum. Yaz aylarında kesinlikle gündüz hayvanları otobüs şirketlerine teslim etmeyin. Onlar sizin gibi dikkatli değildir. Sizler kadar dikkatli yolculuk yapmalarını sağlamazlar. Sizlerle önemli bir detay da paylaşacağım. Yolculuk eğer uzak memleketlere Otobüsle hayvan yolluyorsanız dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. O da beslemiş olduğunuz hayvanın kursağının dolu olup olmaması. Kursağını kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Eğer kendisi yememişse dahi siz kendi ellerinizle kursaklarına buğdayı verin. Yolculuk olmadan önce hayvana sevdiği yemekleri yedirin. Eğer kendisi yemiyorsa siz hayvanınızın kursağını buğdayla doldurun. Onun dışında iki tüpte şırıngayla su verin arkadaşlar. Böylelikle yolculuk esnasında açlık problemi de yaşamaz hayvanınız bilginiz olsun. Bu çok ama çok önemli bir madde arkadaşlar. E buna kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Görmüş olduğunuz bu iki tane güzeller güzeli horozum ee, alan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Kotumuzun yine ebatını görüyorsunuz. İki horoz için gayet ideal. İkisi de rahatlıkla sığabiliyor ve ayakta durabiliyor. Şu şekilde de göstereyim. Üstünü tamamen kapattığımız zaman bu hayvanlar yolculuğa hazır arkadaşlar. Dört bir yanına canlı var. Dikkat olarak da yazıları yazdım. Bilginiz olsun. Şimdi sadece otogara teslim etmek kaldı. Evet arkadaşlar yeğenim Mertcan'la birlikte e, kutumuzu getirdik. Adana Büyükşehir Otogarı'ndayız. Ve daha sonra ulaştığı ile ilgili videoya ek görüntüler ekleyeceğim.